Hocalı orayı daha önceden hazırlanmış bir projenin neticesidir. Bu Türkiye'de ve Azerbaycan'da şimdiye kadar hele bunun arkasında petrol var. Çünkü 1991 Aralık ayında Azerbaycan'la Rusya arasında 6 ay evvel yapılan bir petrol anlaşması var. Azerbaycan petrollerinin arama ruhsatının %40'ı Amoco şirketine Amerika'ya verildi. %40'ı Rus devlet idaresine verilmişti. Ve Azerbaycan'a da %20 hisse kalmış. Fakat 1991 yılının sonuna gelindiği zaman, yani Hocalı olaylarından birkaç ay evvel, artık Sovyetler tarih sahnesinden silinme noktasına gelmiş. Hayat Muttalipov bu petrol anlaşmasını iptal ve Ruslara vermiş olduğu %40'ı geri aldı. Elbette ki Rusya bunu affedecek durumda değil. Bundan iki ay sonra da Hocalı katliamı yaptı. Bir diğer konu, Azerbaycan'da birkaç ay sonra yapılacak seçimler var. Bu seçimlerde kim ne derse desin, Halk Cephesi ve dolayısıyla rahmetli Elçi Bey iktidara gelecek. Ruslarla Azerbaycan'daki bir takım insanlar arasında Moskova'da gizli bir toplantı yapılacak. Bu toplantıda o zamanki Rus Milli Savunma Bakanı Pavel Grachov. Pavel Grachov'la yapılan toplantıda Rahim Gaziyev ve şimdi adlarını demek istemediğim pek çok insanda o toplantıda iştirak halindeydi. O toplantıda alınan bir karar vardı. Elçi Bey'in öldürülmesi kararı. Ve yapılacak seçimlerde ne pahasına olursa olsun Rus tarafları birisinin iktidara getirmesi. Ve bu karar üzerine de yarım saat içerisinde durup dururken Rahim Gaziyev de geldi Milli Savunma Bakanı Azerbaycan'a gelecek. Ruslar baştan rahmetli Haydar Aliyev'in Elçi Bey yerine iktidara gelmesini istiyorlar. Fakat orada bir sıkıntı oldu. Azerbaycan Anayasası'nda Cumhurbaşkanlığı için 65 yaş şeyi vardı, sınırı var. Muttalipov bu anayasanın bu maddesini değiştirdi. Değiştirmeyince Rusların ümidi boşa çıktı. Yani Haydar Aliyev'in iktidara gelmesi geriye kaldı. O zaman yine yapılan bir toplantıda soyadı Aliyev, şimdi ismi aklıma gelmiyor, birisini Elçi Bey'i öldürmek için. Fakat sonradan, belki arkadaşlar aklılarına gelir gelmez, sonradan bu adam çıktı ve Elçi Bey'i öldürme için görevlendirildiğini açık olarak açıkladı. Ve Elçi Bey'in öldürülmesi ortadan kalkınca iş silahlı güce elinde tutan Rahim Gaziyev kanalıyla pek çok toprağın Ermenilere silahsız, müdafasız teslim edilmesine kaldı ve eğitim. Ve işin asıl noktası da bu. Şimdi bizim için diğer bir nokta da tam 1991 yılına kadar Azerbaycan meselesi Rusya'nın iç işi. Ama 91'den sonra
artık Karabağ meselesi Ermenilerle Azerbaycan arasında bir mesele haline gelir. Çünkü gerek Ermenistan, gerek Dağlık Karabağ ve gerekse Azerbaycan bağımsızlıklarını yiyor. Ama Rusya dünya kamuoyunun baskısında Karabağ meselesini kurtarmak için 1992 yılında kendi öncülüğünde Azerbaycan ve Ermenistan'ı hem Avrupa Birliği İşbirliği Teşkilatı'na ve hem de Birleşmiş Milletler'e üye aldı. Bir de bak Karabağ meselesi artık iki devletin de meselesi olmaktan çıktı. Uluslararası bir mesele haline geldi. Ama burada Ermeniler hem Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nı hem de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni kendi lehlerinde garantör olarak görüyorlar. Bunda da haklıydı. Çünkü AGİT, MİS grubunun önünde Azerbaycan meselesini halledecek birinci adam Ruslar. Tabi Ruslar Karabağ'ı işgal eden adam. Karabağ'ın işgalini gerçekleştiren hattı satında Rusya. Ama geçici olarak Ermenilere havale etmiş. Öbür taraftan güvenlik kurumunda da Rusya'nın veto hakkı var. Yani Ermeniler aleyhine bir karar çıkacağı zaman Ermeni orada kendisini garantiye alır. Rusya'nın vetosu var. Nitekim deminden beri arkadaşlarımızla dile getirdikleri Türkiye'nin müracaatı üzerine Güvenlik Konseyi'nden 822 sayılı karar. Bu kararda Ermenilerin işgal ettiği topraklardan çekilmesi kararı. Ama geldiği ki orada Rusya'nın girişimiyle Ermeni bu toprakları hoş kalkmadığı takdirde ne yapılacak sorusu ortada kalmıyor. Yani yaptırım ortada kalmıyor. Bu bakımdan da maalesef Karabağ meselesi hala da sürüncemededir. Bir diğer konu, her toplum kendi davasına sahip çıkabilmeli. Bakın, 1994 6 Mayıs'ında Bişkek'te bir toplantı yaptı. Bu Rusya'nın teşviki. Kazimirov Rusya'yı temsil ediyor. Burada bir tarafta 17 bin kilometre kare toprağı işgal edilen, 30 bin genci katledilen, 1,5 milyona yakın insanı göç eden bir devlet Azerbaycan. Bunlarla barış masasına oturuyor. Barış masasının karşı tarafı kim? Bir, Rusya. İki, Ermenistan. Üç, Dağlık Karabağ Ermeniler ve Sarkisyan. Çünkü Sarkisyan da o zaman Ermenistan Milli Savunma Bakanı. Şimdi düşünün, bir devlet toprağını işgale uğratmış. İşgale sebep olan insanlarla oturup masada barış anlaşması yapıyor. Bu demektir ki benim böyle bir davam yok. Yoksa siz Dağlık Karabağ Ermenilerini, Ermenistan'ı ve Rusya'yı karşınıza alıp bunlarla barış anlaşması yapıyorsunuz. O zaman Afiyet bin Celilov Azerbaycan temsilcisiydi. Ve Ermenilere bu barış anlaşması imzalanırsa mutlak surette işgal ettiğiniz topraklardan geri çekileceksiniz diye vatanperver bir düşünceyle bunu diretti. Çünkü orada da Azerbaycan Milli Ordusu'nun başkumandan vekili olarak göreve başlamış. Ama Rusya, Ermenistan ve Dağlık Karabağ Ermenileri Afiyetli'nin bu teklifini kabul etti. Bu defa Azerbaycan tuttu. Bunu geri çekti.
yerine meclis başkanı Resul Kuleyev'in ve orada bu imzalandı. Ve bir müddet sonra da Afiyet'in Celilov öldürüldü. Şimdi bu Bişkek'te o zaman Dağlık Karabağ'da yaşayan 50 bine yakın Türk var. Yani bu Azerbaycan Dağlık Karabağ Ermenisini oraya oturtturuyor, onu muhatap alıyor da oradaki 50 bin Türk'ün bir temsilcisini oraya oturtturamadı. Ve sonunda da 94'te yapılan barış bugüne kadar devam ediyor. Ve siz barış yaptık diye bütün dünyaya ayağa kaldırdınız. Yaptığınız barışın arkasında işgal edilen toprakların bir nevi tapusunu Ermeni'ye verme var. Hiç kimse bunlarla dışarıda kalmadı. Çünkü Azerbaycan'ın bugün Karabağ diye bir meselesi yoktu. 1991-2013 her gün Ermeni lehine bir gelişme. O defa da toplantıda söyledi. Ermeniler tamamıyla işgal ettikleri toprakları mayınladılar. Size verseler dahi oraya girme imkanınız yok. O mayınların nerelere gömüldüğünü yalnız Ermeniler biliyor. Harita onların elinde. Gidin asker Türkiye'deki orduya sorun, onlar bu işleri daha iyi biliyor. Size verseler dahi siz 20 seneye orayı temizleyemezsiniz. Ve hemen hemen bütün Türk eserlerini de hepsini yıktılar, götürdüler. Peki siz hala Soçi'de Sarkisyan'la oturup orada sohbet ediyorsunuz, konuşuyorsunuz, kucaklaşıyorsunuz, kayak yapıyorsunuz, tatilinizi beraber geçiriyorsunuz. Ben anladık da o zaman dışarıdan Karabağ meselesine bigane kaldı diye kimseyi suçlama hakkınız yok. Hakkınız yok. Çünkü davaya sahip çıkacaksınız. Mesela bu Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı kusura bakma 1994'te kuruldu. 94'te Ayit Mis grubu kuruldu. O da Rusya'nın teşvikiyle kuruldu. Ve ilk Mis grubunun eş başkanı kim oldu? Rusya oldu. Bu nasıl babanızı öldüren siz avukat tutuyorsunuz. Ben sana diyorum. Rusya gelip de sizin Karabağ meselenizi halledecek. Amerikan gelip de sizin Karabağ meselenizi halledecek. Fransa her gün her sokakta bir tane Ermeni soykırım anısı dikiyor. Jacques Chirac bile gitti. 3 defa soykırım müzesini ziyaret etti. Geldi Sarkisyan'la beraber, Narmakyan'la beraber gitti orada Fransa'da soykırım anıtını beraber açtılar. Peki siz niye bu davaya ihanet eden bu ekibe niye bir itiraz ediyorsunuz? Beyler, AGİT bir kuruluş gayesi var. Hiçbir devletle toplum başka bir milletin toprağını ve sınırını işgal edip değiştiremez. Biz bunu 20 sene düzenliyoruz. Niye Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'na Ermeni üye olacağı zaman Azerbaycan niye buna itiraz etmedi? Beraber oturuyorlardı. Rahmetli Haydar Aliyev ve Koçaryan yan yana oturuyorlardı. Kalkıp orada ey AGİT mensupları, bu Ermeni terörist toplar işgal etmiştir. Aldığınız bu teşkilatın gayesini ve tüzüğüne aykırı hareket etmiştir. Bunu demedim, demiyorsunuz. Demediğiniz müddetçe de herkesin 366. adaydan şikayet ediyor. 366. aday burayı işgal etti. Şimdi Ermenistan'da duruyor. Orada. Siz ne yapacaksınız yani bu meseleyi halletmek için? Şayet dünya iki tane kuruma, yani Güvenlik Konseyi ve AGİT'e, MİS grubuna güveniyorsanız, ikisi de Ermeni koruyucu teşkilatları. Buradan size fayda gelmez. Buradan fayda geldi. Başka türlü oturup konuşacaksınız. O da senede bir bizim gibi
amma toplantısı haline getirdiniz. Yani ayıp olmasın, kimse küsmesin, gören desin haçonun hançeri var. Biz de bu davaya sahip çıkıyoruz. Bu numara peşinde ben sana söyleyeyim bu toplantıları yapmaya başladı. O gün Azerbaycan Büyükelçiliği'nin bastırdığı davetiyeler basılmıştı. İnan en azından 10-20 milyar liraya o davetiyeler basılmıştı. Burada arkadaşlarla da konuştum. Şayet bunlar da gerçek manada davaya sahiplik olsa, Şarlıklı'nın tutarsın 20-30 tane devletlerin büyükelçiliğini çağırırsın, 20 tane dünya televizyonlarını ver hepsine canım, cimine 100 bin dolar ver, 500 bin, burada veriyorsunuz. Sırf sizin davulunu çalmak için kimlere para verdiğini hepimiz biliyoruz. 6 milyon dolara. Kimlere verdiğinizi biliyoruz. Hiç olmazsa orada bu Karabağ meselesini dünya milli merkezi haline getirir. Keşke bizim imkanımız olabilse. Keşke bizim gücümüz olabilse. İnanın Avrupa'da biz onlardan 100 kat daha fazla bu meseleyi dile getirecek güce sahibiz. Ama gel gör ki, ben sana söyleyeyim, buradan dışarıya çıkacak, hiçbirimizin cebinde para da yok, pul da yok. Yok, hepimizin milli inancı var, davaya sahiplik var, ama para olmadığı zaman da otobüse sizi hiç kimse de bindirmez. Yaya kalmıyoruz. Sen otobüs durağında bekliyorsun dava için, adam Mercedes'i bekliyor. Sen de gidip davayı hallediyorsun. Ama elbette ki ümidimiz bizim kırılma var. Fakat aradan 22 sene geçti. En ufak şekilde bir gelişme yok. Rahmetli Haydar Aliyev 97'de mecbur oldu bir konuyu dile getirmeye. Dedi ki bu MİS grubunu biz kurduk. Fakat ben dedi 10 senedir gözlüyorum. Bunların tek bir gayesi var mı? Karabağ'a bağımsızlık vermek. Biz dedi yanılmıştık. Yanıldığını kabul ettik. Söyledi. Ama senden sonra gelenler de o yanlışlığı aynen devam ettiriyorlar babadan oğula. O zaman MİS grubunda 10-14 tane devlet var. Türkiye dahil. Siz tuttunuz oraya hem Dağlık Karabağ Ermenilerini aldırdınız, hem Ermenistan'ı da üye aldırdınız. Nereye? MİS grubuna. Onlar da rey kullanıyor. Yani MİS grubu içerisinde Dağlık Karabağ Ermenilerini de taraf haline getirdiniz. Sen bununla oturup konuştuğun zaman demek ki sen milli davaya ihanet ediyorsun. İşin aslı da bu. Fakat sizin desteğiniz devam ettiği müddetçe Türk milletinde de huşur olduğu müddetçe elbette bir gün gerçek manada Türk'üm diyebilenler gerek Türkiye'de gerek Azerbaycan'da da herhalde milletin temsilcisi olacak bir mevkiye gelecekler. Çünkü işin sonu bu. Artık nasıl Türkiye'de Türk'üm demek suçsa yarın öbür gün hepimiz sokağa çıkıp Türklere de özgürlük demek mecburiyetinde kalacaksak Azerbaycan'da da inşallah gerçek manada davasına ve toprağına sahip çıkan milliyetçi, vatanperver, Türk'ü o kesinliklere gelirse elbette ki bu mesele %90 halledilecek.